Amaç'tan merhabalar sevgili avcı dostlarımız. Bugün de avcı dostlarımızın ve av sever dostlarımızın ilgisini çekecek bir iş için bir kardeşimiz var Amasya'mızda. Mert kardeşimiz Mert Çekerek bir köpek çiftliği kurdu. Biz de kendisini ziyarete geldik. Hem köpeklerini hem de küçük böyle güzel şirin tam şehri Amasya'da. Ferhat'la Şirin şehri Amasya'mızın tepesinde birazdan Amasya'yı da çekeceğiz. Güzel bir köpek çiftliği kurmuş kardeşimiz. Hem kendisine bir hayırlı olsun diyeceğiz. Hem de kardeşimizin için güzel bir video yapacağız. Bakalım köpekleri de görelim. Kardeşimiz de geliyor. Hoş geldin abicim. Kardeşim hoş bulduk. Nasıl Merhabalar. abicim? Merhabalar. Nasılsın ya? Evet, iyi Allah'a Hoş şükür. geldin. Merhaba Mert abi. Nasılsın? kardeşimiz Amasya'mızın genç çocuk yaşlarda ava gönül vermiş. Daha doğrusu köpeğe çok gönül vermiş bir arkadaşımız. Aynen. Köpek işiyle ilgili çok yoğun çalışmalar var. Burayı tesisi de yeni yaptı, doğru mu? Yeni yaptık abi işte bu sene. Herhalde köpek çeşidimiz birkaç tane var. Evet, daha da çoğaltacağız. Var birkaç çeşidimiz. Zamanla sırayla değil mi? Zamanla işte Geldikçe, yavaş yavaş gidiyoruz geçtikçe. abi işte imkanlar doğrultusunda. Daha Genç iyisini kardeşim yapacağız. hayırlı olsun, yolun açık Sağ ol abi, olsun. teşekkür ederim. İnşallah güzel olur. Teşekkür Bakalım ederim abi. biraz köpeğimizi de çekelim böyle. Sen ne yapıyordun? Buradaki Pascal köpeğimiz bugün Çok bir av iyiydi. sırasında şanssızlık yaşamış. Arabanın bagajı açılmış, düşmüş, köpeği bulamamışlar. Şu anda arkadaşlar arıyorlar. İnşallah buluruz köpeğimizi. Hoş geldin ya. Ah, Nedir? amcamız da Hoş geldin. duayen eski avcılarımızdan Mert Mehmet dedim. amcamız. Birçok şey öğrendik kendisinden. Avda eski bir çiftesi var. Kendisi gibi yaşlı bir çiftesi. Evet. Güzel avlarda beraber imza attık. İnşallah onları da yeni sezonda bir boşlukta tavşan av konusunda bir videolarımız olacak beraber. Mehmet amcamızın vuruşlarını da sizlerle paylaşacağız. Mert kardeşimizin de akrabası kendisi. Sağ olsun kendisine de çok yardımcı oluyor. Biz de Mehmet amcamızı eski zamandan beri tanıyoruz. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Burada köpeklerimiz yavru mu bu? O yavru abi gel. Bir Orada senin yerin. Görelim onu ya. Siz Kore'ye girmiş yani. Olsun fark etmez. Gel. Tonton gel. Aç Uyuyor bakayım. biraz. Biraz rahatsızlığı vardı onun. Olsun önemli değil. Görelim. Evet böyle küçük minik bir köpeğimiz de var. Tamam o bu kalabilir. Gelmişler onu da görelim. Buradaki köpeğimiz. Buradaki Sete. Hani Barut. Adı Barut. Barut. Şu anda tam 6 aylık. 6 aylık. Av yapıyor mu? Av yapıyor. Ferma Saporto bulducun avında güzel avla yaptırdı bize yani. Şahane yani. Umudumuz keklik tavşan da. Keklik de inşallah bir gün beraber gidersek İnşallah. onu da çekeriz. Senin için bir cumartesimizi ayıracağız. Bu barak yavru. Bu tavşancı İtalyan Segyon'un barak cinsi. Adı Şeker. Bu da 6 aylık. Yeni yeni otluğa ses vermeye başladı abisi. O Güzel iyi. yani büyük anaç köpeklerinden gitmeye başladı. Güzel. Antrenmanlarında güzel gidiyor. Senin gibi Yani. böyle bir köpek maceramız var. Değil mi? Köpeğe kaybetmiştin, Eyvah. gitmiştin. Neden bulmuş gelmiştin sen onu? He? Gel Macar. Macar gel. Gel kızım gel. Yok tabii şehire gitmiştin, almıştın, gelmiştin ya uçarı. Gel. He uçan şey. Sinop'a gitmiştim abi. Onu gel. Köpeğe avda kaybolmuştu. Onu birisi bulmuş. Yani kayboldu ki birisi muhtemelen aşırdı onu. Köpek gel. Gel kızım gel. Bu da 4 yaşında dişimiz Macar cinsi dendiğimiz. Görelim onu da. Al dışarı. Gel kızım. Gel. Kaçıyor mu ki bir yere? Gitmez herhalde. Ya. Bunlar burada yaramazlar. Benimkiler şimdi biraz yabancıya huylular. Daha da falan yakalanmazlar. Bu yüzden abisi. Bu da güzel. Bundan hava gitmiş miydik biz? Bunlar Gitmedik. Ya, bunlar gitmedi. Evet. Gel. Uçar nerede? Uçar aşağıda. Uçar emekli ettim artık ya. Uçar 9 yaşına geldi. Bu uçar için arkadaşlar Sinop'a kadar gitmişti kaybolunca. Bunlar da yine barak ve... Bu da 1,5 yaşında dişimiz. Bundan bir kere gitmiştik herhalde. Bu köpeğe şeyinde çökmeye çalışan, değil mi? Bunlar yattığı yerde çökmeye çalışan bir güzellik. Bu da erkek Pamir'imiz. Kendisi 2 yaşında abi. İnan Allah var ya, 10 üzerinden 9'u köpek oldu. Ya hayvan av gördükçe güzelleşir, ava gittikçe güzelleşir. Bir tane de orada ne var? Orada bir seter yavrumuz var. Şey, aynı oradan kardeşim. Ayırdın herhalde onu. Gelelim kardeşim. Şöyle de gelebilirsin. Fark etmez. Gel, gel. Ya yani yine bir 8-10 çeşit köpek var yani 8-10 adet. Şu adı ya. Bu Bunun, bu Afrika'nın abisi. Bu adam bu. Bu da abisi Ferhat abi. Ne kadar bu? Yaş olarak abi bu da tam bir yaş. 12-13 aylık mı ne ya? Senin burada amacın üretip herhalde sahiplendirmek. Aynen abi. Değil mi? Bunlar sericili köpekler yalnız ha. Tamam anladım. Sericili yani falan. Genelde bu sen burada bu çiftliği kurma amacımız çoğaltıp değerinde artık zamanı geldikçe değeri sahiplendirmek, avcı arkadaşlarımı köpek sahibi etmek. Hani bu şekilde söyleyeyim. Vallahi Allah yolunu açık etsin. Sağ Birazdan bir çayımızı da içeceğiz, evet, sohbet edeceğiz. Mehmet amcamın bize
Ziya, atma Ziya diyerek güzel bir söyleşi. Yani arasında köpekten zarar olduğu için burayı sakin evet. olduğu için seçtik yani. Ayrıca bir şey tabii bu abi, en doğru olay. Şey olarak da kullanıyor. Şimdi daha da büyüteceğim yani. Ha sen buraya başkalarının bir yere giderken bıraktığı köpeklere geçici olarak yani. Bakacaksın. Avcı abilerimiz, kardeşlerimiz var şimdi. Apartmanda kalıyor ama niyeti köpek besleme. Köpek besleyemediği için buraya acık yer arıyor. Şimdi ben buraya abi otel orta açıyorum. Adam şimdi yani köpeğini getiriyor sahibi. Buraya koyuyor. 3 gün, 5 gün, 1 ay, 2 ay. Evet. Biz de bakıyoruz abi. Sahiplendirme olarak biz de bakıyoruz. İşte av sezonu açıldığı zaman köpeğini buradan sabah gelip açıp alıp götürecek. Tekrardan getirip buraya gidiyor. O da güzel. Yani niyetimiz de yardımcı olmak yani. Tamam, işi biraz daha büyüteceğiz inşallah. Büyüteceğiz yani. Zamanla. Zamanla abi. Hayırlı olsun aması için. Hem köpek abi. Oteli de olacak. Hem evet. avcılar için hem de geçici bir süre bir yere konaklamaya giden, köpeğini götüremeyen insanlar için de evet. güzel bir şey. Aması da şu anda ilk olacak inşallah. Evet. Hayırlı olsun kardeşime. Allah yolunu açık etsin. Bir de Amasya'mızı alalım şöyle. Şehri Şirin, Ferhat ve Şirin kent Amasya'mızı. Şöyle yaklaşalım kardeşim. Sağı kaya, solu kaya demişler Amasya için. Hakikaten de öyle ama ortasında Şirin, güzel bir ırmağa da akan güzel bir kent. Sen bunlara yavruyken salçanı içinde veriyorsun değil mi? Veriyorum abi. Şey hem ara abi, hem he. anne salçan ayağıyla, annesiyle, babasıyla beraber. Gel. 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 Tamam. Bu şekillerde usta kullanıyoruz zaten. He, bunlar bir işe veriyorsun abi. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Köpeklerimiz bunlar arkadaşlar. İnşallah daha da bu işi biraz daha büyütecek. İnşallah. Hayırlı olsun. Sağ olasın abi. Bu da benim yeğeni. Benim çırağım. Avcı dayı. Avcı dayımız. Yetiştiriyoruz işte. Barut dur kızım. Tamam. Evet. Bu işi artık sen hobi olarak yapıyorsun zaten. Gönülden. Gönülden hobi. Hayırlı olsun kardeşim. Evet şimdi Mert kardeşimizle ve eski avcılarımızla Mehmet amcamızla çok kısa bir söyleşi yapacağız. Hem köpekler üzerine hem de Mehmet amcamın avda yaşadığı bir tavşanla kanka muhabbeti var. Onunla ilgili. Mehmet amca nasıl oldu olay bir anlat bakalım. Bir av macerası burada. Olay torunumu yetiştirdim. Yetiştirdikten sonra tabii bu köpeğe de maraklı köpeklerle av yapıyor. Köpekler de güzel. Beni arabaya yakın bir yere bırakıyor. Sen de daha burada dur. Bakıyorum ki tavşan maşan önüme gelmiyor. Bu el almış tavşanı geliyor. Ben de canım sıkılıyor. Sen yani durak noktasına kadar gitmezsen yapacak çok, bir şey. Çok güzel yetiştirmişim. Hiç boşa atmayayım. Ben de bakıyorum önüme gelecek diye tavşan. Gönder mi? Daha önce bir avda beraberdik kardeşimizle. Bir uçağı diye bir köpeği var. Emekli ettiğini söylemişti biraz önce. Hatta siz beraber ondan bir Sinop'a kadar köpeği kaçırdılar. Odan aldınız geldiniz ya. O köpekle biz bir av yaptık hakikaten. Bayrakta yani köpek. Sen vurmuştun değil mi abi? Ben vurmuştum. Hatta ben de bir başka bir icraat yapıyordum. Attık. Koşarak olduğumuz yerden vurduk. Köpek de çöktü aldı geldiydik. Güzel bir av olmuştu. Yaşlandı köpeğimiz de artık işte onu emekli. Olsun olsun. Buradaki yetişen siyah köpek de güzel. Şimdi senin bu av macerasını sen mi anlatacaksın kardeşimiz? Anlat bakayım. Şimdi şöyle anlatayım abi. Şimdi bugün ava gittik. Tabii işte sabah saatlerinde işte köpeklerimiz saldır Mera'ya. Neyse o gün iki tavşan vurmak nasip oldu. Bir tanesini ben zaten köpekler saldı. Yerlerini geçitlenebildiğim için durak noktalarında ben vurdum. Zaten bir tur attırmadan vurdu. Bildiğiniz bir arazi. İkinci tavşanı da işte hatta öğlen yemek oldu işte. Öğlen yemeğini falan yedik. Çay fazlası falan derken. Dedem gidek dedi. Ben ne? Yok gitmeyeceğiz dedim. Akşama kadar devam. Evet. Ondan sonra. Hava da müsait. He, hava çok güzel bir hava var. Yani evet. havası yani dağdan kendim gitmek istemiyorum yani. Evet. Yani yatak yorgundan sonra da yatacağım yani. Öyle yani hastalık. Evet. Neyse köpekleri ikinciye tabii Mera'nın başka bir tarafına götürdü saldı. Dedeme dedim ki sen burada bekle. Ben dedim şu aşağı taraf açık yere keseyim. Aa bir iki kişi daha var işte bizim. Kendisi, arkadaşlarımızdan hani, isim önemli değil evet. Yani Kamil abim de var. Onlar aşağı tarafı kesiyor. Neyse köpekleri tavşanı çıkarttı abi. Aynı çukur içinden yani bir iki tur falan attırdılar. Ben dedim ki bu iyice köpekler arkadan bastın olunca bu dedim kendini iyice yol atacak. Ben en iyisi yola çıkayım dedim. Yola çıktım bu benim bıraktığım yerde kalmamış. Benim çıkacağım yere çıktı. Ha, aşağı doğru tam gel. Tam bu anda da tavşan bunun yanına çıkmasın mı? Yani aramızda 30 metre yok.
Evet. Dede yanına bak. O da tavşana çıktı, yanına oturdu. Dede yanına bak diyor. Dizime vuruyor. Bu tam karşımda. Atamıyorum da. Karşımda, he. Dede yanına bak. Dede yanına bak. Tam oturdu. Ondan sonra yani Allah'tan tavşan da arkadan köpek geliyordu. Aşağı tabii tekrardan git. Ha, oturduğu yerden kalktı, yandan aşağı indi. Oradan devam etti. Şöyle bir düzlük vardı. Orada kendisi hulun çiftesi kullanıyor güzel, evet. Atıcılar. Dedim ya, kendisi kadar eski bir çifte var. Tan atınca bir de orada yuvaladı. Şimdi dedim abi bitti dedi. Şimdi abi dedim 10 dönüm tallayı aldık dedi. Sabah 5 dönüm tallı aldık dedim. Bundan beraber ikisi 10 dönüm tallı aldık dedim. Avın meraklı yönleri, güzel yönleri. Güzel. Yani şimdi sen burada birkaç çeşit köpek yetiştireceksin anladığım kadarıyla. Yetiştireceğim abi. İşte varak cinslerini yetiştireceğim. İşte Arap cinslerinde. Macar cinslerinde. Çeşidi yavaş yavaş çoğaltıyorsun. Bunların hepsi zamanla. Sen genç bir arkadaşsın. Ama olarak kullandığım köpek tercihim barak abi. Hmm. Yani ben barağın avlandım biliyorum. Yani kışın bu sakallarından buz tutup kulaklarının ucundan buz tutan bir hayvan yani. Ben ona rağmen akşam ezenine kadar yani akşam ezen okunana hava kararına kadar köpeğimin av olduğunu biliyorum. Yani ben bu barak cinsi şimdi tabii hayvan cinsleri önemli seçimleri. Hmm. Hani bunları ben kuş avı da yapıyorum, tavşan da yapıyorum, domuz da yapıyorum. Şimdi köpek cinsleriyle pek ilgilenmiyorum ben. Benim için köpeğin cinsi şunu bunun önemli değil. Aynen. Köpek tabii cins, ırk illaki kan önemli ama bazı hayvanlarda şöyle bir özellik var. Yani hiçbir şey olmaz dediğin hayvan belki de bugün en seceli köpekten daha güzel av yapıyor ve o avcıyı hayatı boyunca yani köpeğin yaşayacağı süre boyunca güzel bir şimdi şöyle söyleyeyim. Ve mutlu edebiliyor yani. Yardımcı olabiliyor. Yardımcı olabiliyor. Öncelikle bu av köpeği içinde kanı sağlam olması lazım. Abi. Evet. Kan bağı çok önemli. İlla. Benim yetiştirdiğim yavrularım mesela 6 ay, 7 ay dediği zaman kendi kendine artık sanki av yapabiliyorlar. Av yapmaya başlıyorlar yani. O yanındaki köpeğin onu yetiştirmesiyle alakalı işte. O yüzden diyoruz her zaman bir köpek yavruyken yetiştirirken avı görecek, hayvanı görecek, araziye gidecek, içeride besliyor arkadaş. Benim köpeğim av yapmıyor. Sen bunu haftada bir kere götürürsen, ayda bir kere götürürsen bu iş olmaz. Bu hayvanı sezonda yani tüfeksiz de olsa. Ben şimdi haftanın yani her gün buraya geliyor. Her gün bir saat köpeklerine ilgileniyorum. Temizliğine evet. Bakıyorum şimdi. Yani bakım, emek bu konuda her zaman şart abi. Yani. Emek vereceksin ki ekmek alacaksın abi. Öyle aynen öyle. Yani. Sen bir de köpekleri de arazide gezdirerek yetiştirmeye çalışıyorsun. Tüfekli tüfeksiz gidiyorsun. Bazen biz bir yerden gereken nasıl sana rastlayabiliyoruz, görebiliyoruz. Abi. Sen kuşçu da yetiştireceksin. Kuşçu, ya benim şimdi asıl hevesli olduğum av kopay av. Yani kopay. Kovucu köpek. He, kovucu uzun. Kovucuklar köpekleri çok yani daha çok seviyor. Kovucu ırkı köpekleri daha çok seviyorsun. Ama yine kuş da yapıyorsun bildiğim kadarıyla. Çiçeğimize yeşillik olsun diye yapıyoruz. Yani bıldırcın avı açılıyor ya. Yani bıldırcımıza yeşillik olsun diye yetiştiriyoruz. Onu da iyisini yapmaya çalışacağız. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ya tabii üretip yetiştirip insanları güzel kanlı köpeklerle buluşturmak da güzel bir olay. İnşallah olur. Sıkıntı yok. Şimdi bir konuya daha deneyeceğim Zihni abi. Ya şimdi bazen insanlar diyor ki yani ben burada şimdi yavru falan ya da köpek sattığım zaman ya köpek satılır mı? Ya işte köpeğe falan para olur mu? Ya yani sahiplendiriyorsun şimdi, sonuçta insanlara faydalı bir amaç. Yani şimdi şöyle bir durum. Bunu sen yapmasan bu adam bir başka yerden tedarik edecek bunu. Ben yavruyu annesinin başında bekliyorum yani. Doğrana kadar bekliyorum. Tabii ki. Bu yavrunun içerilerinde aşıdan oluyor. Parasitlerini atıyor. Bu hayvanı ben mereye soğup eğitimini veriyorum. Evet. Yani emeğimin karşılığını alıyorum yani. Ya. Böyle söyleyeyim yani. Evet. Tabii bu, bunda sıkıntı yok. Bu herkes emek veriyorsa yaptığı emeğin karşılığını alacak. Polis. Hayır. Hayırlı olsun. Amasyamız için güzel bir uygulama. İnşallah başarılı olursun. Şey verimli olur. Sezonu ipten çekiyor. Şurada bir 5-6 haftaya. Haftaya cumartesi pazar. 2021-2022 keklik tavşan sezonu açılıyor. İnşallah biz de başlarız. Hayırlısı olsun. Nasip. Bu işler. Bu sene yalnız Mert kardeşimizin köpekleriyle güzel bir av yapacağız. O avı da yine tavşan av olarak geçen yıl paylaşmıştık, bu yılda paylaşacağız. Kendisi burada yok, bizim ava gittiğimizde 3 kişi biz oluyoruz. Bir de Cengo kardeşim var benim, Emrah Cengo. Onu almadan ava gitmiyoruz. İnşallah domuz tavşan avı için. Hayırlı olsun ama seçin. İnşallah başarılı olursun, muvaffak olursun. Birçok insan da senin sayende güzel bir köpeğe ulaşmış olur. Avcı dostlara Allah kaza bela vermesin. Nice evet. Yeni yıllara nasip olsun. Yani. Nice güzel av sezonları dileriz. Amasya'dan saygılar, sevgiler. Evet amca, şimdi köpekle ilgili bilgileri verdik. Kardeşimiz de sağ olsun bu işe gönül vermiş. Hobi olarak yapıyor zaten. Senin bu Türk gençlerine, Türk avcılarına bir tavsiyen var mı? Var. Videomuzu bitireceğim. Var yani. Bir Türk gencinin atıcılık, yüzme,
ata binmesi şarttır. Gerçi şimdi at kalmadı da bilmesi olan yerlerde bilmesi şarttır. Türk genci her zaman için hazır askerdir. Selamlar. Ey Türkiye. Yani Türk genci asker doğar. Atışı bilir. Evet. Bilmesi her zaman lazım. Ülkesi için hazır bir bilmesi lazım. Hazır nefer olarak bekler. Ha, zaten Türk avcıları da Türkiye'miz için şu anda hala hazırdaki görev başındaki askerlerimiz kadar göreve keskin, hazır keskin askerlerdir. Aynen öyle. Buradan tüm Türkiye'ye saygılar, selamlar.